Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. ASP.NET MVC 5 ile tatil seyahat sitesi projemizin 31. dersini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz ders admin paneline giriş yapmıştık. Şimdi bu dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. İlk olarak blokları listeleyelim. Bloklar üzerine temel, ekleme, silme, güncelleme, arama gibi işlemlerle başlayalım. Sonrasında aynısını yorumlarda yapacağız. Şimdi yorumlarda yeni bir yorum ekleme olmayacak. Mevcut yorumları güncelleyeceğiz. Hani harf hatası olur vesaire. Bir de istenmeyen yorumları kaldıracağız. Bu şekilde olacak. Bunun dışında iletişim tarafında bize gönderilen mailleri göreceğiz ve oradan maillere geri dönüş yapacağız. Hakkınızda kısmını da size bırakırım muhtemelen. Şimdi bloklarla başlayalım. Öncelikle indeks sayfamda arkadaşlar buraya burada bir yazı yazmalı mı? Yazsın hadi. Şöyle diyelim. Blok listesi yazsın. Kaydettim. Geldim altına bir tane BR attım. Bunun altına bir tane table atıyorum. Hemen altına indim. Bu table'a bir style verelim. Table style eşittir. Pardon, table class'ı olsun. Style değil de class eşittir. Table boşluk. Table tire bordered. Kenarlıklı bir tablo gelsin. Biraz daha büyüteyim. Daha net görün. Sonra buraya bir tane tr atıyorum. Bu tr'nin içerisine bir tane table heat atıyorum. Yani bir satır oluşturdum. Bu satırın içine de sütunlar ekleyeceğim. Bu benim tablomun ana başlığı olacak. Mesela sütunlarda ne olsun? Hemen travel db'yi de açalım. Şurada travel db table'a geldim. Bloklarda sağ tuş edit top 200 rows. Şimdi burada id başlık, tarih açıklama falan. Şöyle yapalım. id gelsin. Kontrolde bu satır olduğu gibi aşağı indiriyor. Başlık kontrolde. Şimdi içerik gelmesin bence. İçerik çok şey olmaz. Mantıklı olmaz. Bir de tarih gelsin. ID, başlık ve tarihi alalım. Kaydettim. Peki tarihi biz ne olarak tutmuşuz? Bir bakayım. Bu şekilde tutmuşuz. Aslında direkt date de daha zaten date tutmuştuk. Çekerken date formatında çekeriz. Tamam. ID, başlık. Tarihe gerek var mı ya? Tarih olması da olur. ID'miz, başlığımız. Ondan sonra sil kontrolde. Sonra güncelle. Tamamdır. Bu kadar. 4 tane başlığımız. Sonra bu başlıkların altında değerler olacak. Mesela bakın kaydettim bunu. Geldim. Şimdi buraya bir tablo yapısı oluşacak. Şöyle beraber görelim. Bekliyorum oluşmasını. Yüklesin. Bakın bu şekilde ID, başlık, sil, güncelle yazıları gelmiş oldu. Devam ediyorum. Hemen altına şimdi şuraya verilerimizi atalım. Önce bir deneme amacıyla birer tane veri gönderelim. Mesela bir numaralı kayıt. Kontrol-D, Kontrol-D, Kontrol-D. Başlık deneme olsun. Silme işlemi için şurada sil yazsın. Güncelleme işlemi için de güncelle yazsın. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniledim. Deneme, sil, güncelle geldi. Şimdi burada table'da kenarlıklı table gelmedi. Neden? Bunun bu strip dosyasını dahil etmedi içine. Admin layout'a biz kendi bu strip'imizi versek şöyle. Admin layout'ta şuraya body'nin içine hatta body'nin üstüne şuraya nereden biliyor musunuz? Content'ten bu strip-min.css'ı eklesem şöyle. Kaydettim. Geldim sayfamı yeniledim. Bakalım değişiklik var mı? Gördüğünüz gibi değişiklik oldu. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Normalde bizim kullandığımız bu default hani kullanıcı temamız var ya o sitemizin gözüktüğü kısım. Orada zaten bu strip dosyaları olduğu için ekstra bir bootstrap eklentisine gerek kalmıyordu. Ama burada olmadığı için burada bir bootstrap eklentisi gerçekleştirdik. Ondan dolayı bu şekilde tamamlanmış oldu. Tamamdır. Burayı da hallettik. Ondan sonra başka ne yapacağız? Burada Titan'ın altını falan çiziyor. Ne diyor Titan'ın altında? HTML elementimizi de kapatmıştık biz. Buna bakarım tekrar. Şu an bir hata değil bir uyarı veriyor bana. Şimdi buradaki verileri arkadaşlar veri tabanından çekeceğiz. Şimdi bu şekilde geldi ama bu çok istediğimiz bir format değil. Şimdi bunun için admin controller'a geliyorum. Admin controller için de şöyle yapacağım. Using travel trip proje nokta models nokta sınıflar noktalı virgülünü koydum. Context'ten J isimli bir nesne türetiyorum.
Ondan sonra diyeceğim ki var değerler eşittir C nokta bloklar nokta to list bana geriye değerleri döndür. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Şimdi sayfamı yeniden çalıştırıyorum. Çünkü controller tarafında değişiklik yaptığım için bunun sayfama yansıması noktasında build edilip çalıştırılması gerekiyor projemizin. Ya da build edilmesi gerekiyor sadece. Şimdi build ettik, o çalışa dursun. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. En üste geldim. Diyeceğim ki add using travel trip proje nokta models nokta sınıflar indim alta add model liste şeklinde bana blokları getir. Tamamdır. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi geldim, sayfamı yeniledim tekrar. Bakın herhangi bir sorun yok. Devam ediyorum. Ondan sonra şuradaki verileri veri tabanına çekeceğim. Add for each parantezimi açtım. Var x in model. Bunları zaten biliyorsunuz artık kullanıcı tarafından. Süslü parantezi kapattım. Şimdi buraya verilerimizi getireceğiz. Şöyle olacak. Add x nokta id. Add x nokta başlık. Ondan sonra şimdi buraya bir tane a tag'ı getirelim. A. A. Href eşittir. Başlangıçta bir yere gitmesin. Diyez. Şöyle kapattım. İsmi sil olsun. Burası da küçüktür. A href eşittir. Diyez. Burası da güncelli olsun. Geldim. Kaydettim. Sayfamı yeniledim. Bakın bu şekilde bloklarımızı getirmiş olduk. Bununla ilgili de şu anda herhangi bir sorun yok. Şimdi şurada sile güncelle kısımları çok zayıf kaldı. Bunları buton formatına çevirelim tam. Şöyle yapabilirim. Ref'ten sonra class'ı eşittir. btn boşluk btn tire silme için warning kullanalım. Ondan sonra ya da danger olsun. Danger. Sonra class'ı eşittir btn boşluk btn tire güncelleme için de warning kullanalım. Kaydettim, geldim, yeniledim. Bakın bu şekilde biraz daha güzel bir formatta gelmiş oldu. Tamam mı? İstiyorsanız burada sayfalama da kullanılabilir. Yani sayfalama kullanıp her sayfada örneğin ilk 10 veri kalsın sadece. Diğerleri olmasın gibi işlemler de gerçekleştirilebilir. Sonra bunun en altına bir tane de şey ekledim. Table'dan sonra a href eşittir yine ds. Sonra class'ı eşittir btn boşluk btn tr primary. İsmi de yeni blok. Yeni blok yazan bir blok ekleyelim buraya da. Kaydettim. Yeniledim. Bakın burada da yeni blok butonumuz gelmiş oldu. Tamam mı? Burası böyle olacak. Bu kadar. Güncelle dediğimizde bu bloğun detaylarını görüyor olacağız. İstiyorsanız bir de buraya detaylar deyip direkt bloğa da yönlendirebiliriz. Onu da yapalım. Şöyle bir table heap daha attım. İsmi detaylar olsun. Geldim. Buraya olduğu gibi Ctrl D dedim. Aşağı aldım. btn tire default olsun. İsmi de detaylar. Default'ta gri mi geliyordu? Bir bakalım, yeniledim sayfamı. Evet, default'ta gri geliyor. Bu da böyle böyle bir şeyler olsun. Yani ben mesela detaylara tıklayınca direkt beni bu bloğa atsın. Bu bloktaki yorumları vesaire görüntülü oluruz. Tamam mı? Bu kadar. Bir sonraki dersimizde önce yeni blok ekleyelim. Ondan sonra mevcut bloklarda silme, güncelleme, detay işlemleri, sonrasında yorumlara geçelim. Ondan sonra tekrar kullanıcıya dönelim. Sonrasında son eksiklerimizi kapat, validation vesaire kullanıp ondan sonra da son adımda projeyi yayınlayıp tamamlayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.